Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler, Ziraat Odası seçimlerine sayılı günler kala başkanların delegelere yönelik programları da sürüyor. Başkanlığa aday olan Zeki Bal, yapacakları icraatları anlattı ve mevcut başkan Niyazi Özbil'e yüklendi. Pazar günü yapılacak olan Ziraat Odası başkanlığı seçimleri öncesi adayların delegelere yönelik programları sürüyor. Başkan adaylarından Zeki Bal bugün hem muhtarlara hem de delegelere yemek verdi. Zeki Bal yemekte yaptığı açıklamada önce göreve geldikleri takdirde yapacakları hizmetlerden bahsetti. Şimdi Sayın Başkan diyor ki benim çiftçiye 800 milyar lira alacağım var diyor. Doğrudur. Eğer samimiyetimle söylüyorum, biz de geçer 800 milyar lira alacağım ama biz oranın satışını %300 lira arttıracağız. Yani biz orada 4 trilyonluk bütçe bekliyoruz. Yılda 4 trilyonluk, bunun üzerine basa basa sürüyorum. Köyde ziraat odasına başvuran, belge alan çiftçi eğer tarımla uğraşıyorsa kesinlikle mal satmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ziraat odasının kalkınması için bütçesinin en verdiği yer üstünde çalışacağız. Bakınız, ziraat odası başkan diyor ki bina yapamazlar. Çok değerli delegeler, sevgili muhtar arkadaşlarım, sizler zaten bu konuyu biliyorsunuz. Muhtarlıklar az bir bütçelerle, 15-20 milyar bütçelerle köyde düğün salonu, köy konağı, bu tip hizmetler hamam camisine kadar yapmaktalar. Şimdi 6500 üye çiftçi olarak ziraat odasına başvuruyor. Bunun yanında çiftçilik yapıp da ama desteğe başvurmayan 1000 küsur üyemiz daha var. Bunlar nasıl çiftçi ziraat odasına başvuruyor? Bağkur vizesi yapacak. Ziraat odasına gitmekte. Neden? Bunun bedelini ödüyor aidat olur. Bir dönüm tarla odası ödeyecek. 5 dönüm tarla odası ödemek zorunda. Yani çiftçi o üyesine sahip çıkmak zorunda. Şimdi ziraat odası o çiftçisine sahip çıkmak zorunda. Sevgili delegelerimiz, biz de gerçekten çıtayı yükseltmek için orada olacağız. Bakın ziraat odası olarak bina yapacağız dedi arkadaş. Bizler bu binayı görkemli şekilde yapmak istiyoruz. Bugün kültür derneklerin lokalleri var. Ziraat odasının bir toplantı salonu veya bir lokali var mı? 12 bin üye demek bu ya. İnsanın vicdanı sızlar. Sayın Başkan diyor ki geçmişte ben ara verdim, orada hiçbir hizmet yapılmadı. Bakın orada çok yanlış konuşuyor. Ben 14 yıldır bu binaya giriyorum. Ama ben derinlere deşmek istemiyorum. Eğer deşersem o konuşamaz. Değerli arkadaşlarım, 1999 seçimleri var. Ziraat odası başkan adayı Başköy'den bir eski muhtar çıktı. Dedi ki biz çiftçimize %25 sağlık hizmetlerine ucuza mal ettireceğiz, faydalandıracağız. Onlara belge vereceğiz dedi. Sayın Niyazi Özbil o gün dedi ki hastane yapacak. Hastane yapacak, vakıf kuracak. Şimdi size soruyorum. Bina yapamaz diyen adam hastaneyi nasıl yapacak? Yani başkan devamlı çoğu yapmakta. Ama biz her attığımız imzanın altında, her sözümüzün arkasında olmak için bu göreve talibiz. Değerli arkadaşlarım, bizim ziraat odası olarak en çok çekindiğimiz şey şu. Biz bakın 2006 yılında ziraat odasının sattığı gübre 2 kamyon. Yani bunu bir çiftçi kullanıyor. Ben gübre satıyorum diyor. Ya gübre 2 kamyon ne olacak? Bir kamyonun vatandaşı kendisi alıyor. 2 kamyon veya çiftçilik gibi. Biz o gübre satışında askeri fiyattan az kazanacağız, peşin satacağız ama tüm çiftçimize, eli ölçü olan, gücü olan çiftçimize oradan gübre satmak için elimize geleni yapacağız. Diğer ürünlerde vadeli şekilde satacağımızı söz veriyoruz. Bakın, ziraat odasındaki tane ziraat mühendisi arkadaşımız var. Biri toprak tahliliyle ilgili, biri ilaçla ilgili. Şimdi bugüne kadar orada yapılanları ben eleştirmiyorum, sizlerin takdirine bırakıyorum. Biz samimiyetimle söylüyorum, eğer ziraat mühendisi yetersizse yeterlisini bulacağız. Köylerde tek tek köyleri yaz sezonunda meyve bahçesinde, çilek bahçesinde, bağ bahçesinde, elma bahçesinde gezdireceğiz. Veteriner hizmetlerini daha fazla artırmak için elimizden geleni yapacağız. Bal ayrıca mevcut başkan Niyazi Özbil'in şov yaptığını söyledi ve görevde bulunduğu sürede çiftçiye yönelik olumlu bir çalışma yapamadığını dile getirdi. İşi gücü şov. Samimiyetimle söyleyeyim, biz ekip olarak bizler hizmet için varız buraya. En güzel hizmeti sizlere yansıtacağız. Gazete diyor ki, bakın gazete kendi yönetimler 5 kişi istifa etti de oyuncu doğru yolu. Siyaseti kim yapıyor? Siyaset şu anda oda başkanı yapıyor. Biz siyaset için var olmayacağız, hizmet için var olacağımızın üzerine basa basa konuşuyorum. Biz her partiye eşit mesafedeyiz ve eşit mesafede olacağız. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan her konuda bir şeyler oluşturuyor ve yapamazlar diyor. En başından geleceğiz. Özellikle tüm delegelerin desteğini bekliyoruz.
Gerçekten hiçbir delegemizi mağdur ve mahcup duruma düşürmeyeceğiz.